Portajlarımıza Taceddin Dergahı'ndan devam ediyoruz efendim. Tamam. Evet, şu anda değerli bir konuğumuz var. Coşkun Ertan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. Evet, yakın bir dostluğumuz oldu az bir zamanda ama çok yıllardır tanışıyormuşuz gibi. Rabbim bizlere bu güzelliği gösterdi. Efendim Coşkun başkanımız kimdir? Bir anlatır mısınız? Başkanım ben 1983 Yozgat doğumluyum. İstanbul'da ticaretle uğraşıyorum. Yaklaşık 8 sene farklı bir partide görev aldım. Daha sonradan 4 yıl boyunca Büyük Birlik Hareketi'ni takip ettim ve 4 ayda da Allah nasip ederse bize nasip oldu bu. Büyük Birlik'te güzel işler yaptık ve Bağcılar'da Bağcılar İlçe Başkanlığı'na kadar yükseldik. Davamız Nizam-ı Alem için hak davası, Allah davası, İlahi Kelimatullah için Nizam-ı Alem diyenlerin davası. Burada da şehit liderimiz Muhsin Başkan'ın ziyaretine geldik. Davamız onun yolunda gitmek. Allah nasip ederse de gücümüzün yettiğince de dilimizin döndüğünce de onun yolundan gideceğiz. Evet, Allah razı olsun efendim. Siz iktidarda bulunan bir partide 12 yıllık iktidarda halen iktidarda bulunan partide yıllarca hizmet ettiniz. Dışarıdan baktığınız zaman Muhsin Yazıcıoğlu'nu nasıl görüyordunuz? O halinizle yani. Muhsin Başkan her zaman gönüllerimizdeydi. Yani biz dışarıda da olsak hep Muhsin Başkan'ı sevdik diyorsunuz, doğru mu? Muhsin Başkan zaten sevmeyecek bir kişi değildi. Her zaman doğruyu söyleyip doğrunun yanında oldu. Ve bize de doğru olanın yanında olmak düştü. Allah razı olsun. Sağ olun başkanım. Evet, bundan sonra bir ilçe başkanı namzeti olarak Millet-i İslam'a Muhsin'in yolu anlatma açısından neler yapmayı düşünüyorsunuz? Başkanım, halkımız Muhsin Başkan'ın gönüllere girdiği kadar sandığa giremediğinde zaten sıkıntımız var bizim. Biz zaten Muhsin Başkan'ın söylemiyle gönüllere girdiğimiz kadar sandığa girseydik eğer bugün tek başımıza iktidardaydık. Bizim davamız Türk-İslam davası. İslam'ı önce kendimize sonra dünyaya duyurmak. Derdimiz bizim bu. Allah'ın izni keremiyle de zaten bunu başaracağımıza inanıyorum. İnşallah, inşallah başkanım. Evet, röportajlarımız devam ediyor. Bugün FSM TV bir muhabir daha kazandı. Başkanımız artık bundan sonra TSM TV'nin gönüllü muhabiri ve aynı zamanda da yazar, gazeteci, bir kardeşimiz, şairdir. Yakın zamanda da bir kitabı çıkacak inşallah. Kitabın çıktığı zaman tanıtımını FSM stüdyolarında tanıtacağız. Evet, bugün ilk olarak benimle bir röportaj yapacak. Yani ben konuk olacağım, kendisi spiker olacak. Buyurun efendim. Evet. Buraya da dikkat et bak, geldiler, gelmiyorlar dedik. Evet, bu arada konukta misafir arkadaşlarımız da geldiler amfi sistemi için. Evet. Başkanım, Millet-i Taceddin Dergahı'na hoş geldiniz. Allah razı olsun efendim. Allah razı olsun. Başkanım, bu partiye eskiden beri çok uzun zamandır gönüllerim başkan olarak parti hakkında ve dava hakkında neler düşünüyorsunuz? Efendim, nasıl söylesem, Büyük Birlik Hareketi'ni bir parti, bir politika gibi görmüyorum. Kıyamete kadar devam edecek olan, hiçbir zamanda güzelliği, aşkı sönmemiş olan ilahi bir dava olarak görüyorum. Bir bu Muhsin'in yolda bu ilahi davayı bir aşk nispetinde seviyoruz. Ve diyoruz ki Allah'ın izniyle Nizam-ı Alem, ilahi kelimetullah sevdası Muhsin'in yolda, Muhsinler ki ölmedi, onlar ölmezler, onlar Allah dostları. Nice Muhsinler, milyonlarca Muhsinler gönüllere tohumlar ekiyor diye düşünüyorum. Ve diyorum ki bu dava ölmez, bu dava yıkılmaz, bu dava kıyamete kadar da burçlarda dalgalanacak. Bütün Siyonist oyunlara, bütün Siyonist tezgahlara rağmen bu Muhsin'in yolda bu dava tutacakmış Allah'ın izniyle diyorum. Dirilişimiz kıyamete kadar olacak diyorum yani. Evet. Amin inşallah. Başkanım, genel başkanımızın zaten bu yönde açıklamaları var. İktidar yürüyüşü konusunda başkanım, genel başkanımızı nasıl değerlendirirsiniz? Yani şu anda tabii ki Mustafa Destici genel başkanımız, ilahiyetçi bir namzet bir abimiz. Genel sekreterliğini yapmış davada, hizmet eden, bir oradan bir oraya her tarafa kopan, mücadele veren bir kardeşimiz, başkanımız. Ama şu anda tabii ki kader ve tarih onu lider olacak mı olmayacak mı onu tarih belirleyecek. Ama şu anda genel başkanımız.
genel başkanımız olarak da daima yanındayız, arkasındayız, emrindeyiz. Ama dileriz Allah'tan bu çalışmaların, muhsini çalışmalarına devam ettiği sürece de lider olması namzet olabilir. Bunu tabii ki tarih belirleyecek, öyle diyorum. Sağ olun başkanım. Var mı başkanım eklemek istediğiniz? Allah razı olsun. Ben de bir TSMT'ye konuk oldum. İlk defa oldu böyle bir şey benim için. Ki böyle mübarek bir yerde. Diyoruz ki kıyamete kadar bu sevgiyi, bu aşkı yapmaya, yaşatmaya devam edelim. Hep birlikte el ele, gönül gönüle, gönüllere taht kurmaya devam edelim. Bizim derdimiz iktidar olmak değil, muktedir olmak, gönülleri kazanmak. Yunus misali, Tapduk Emre'nin kapısında 40 yıl düzgün odunu taşıyan o sevgiyi Rabbim bizlere, tüm alperenlere yaşatsın diyoruz. Allah razı olsun. Allah yaşayamayı yaşatanlardan razı olsun. Sağ olun. Evet.